hamle kapsamında biz bu noktada 13 Ekim'de Ahmet'te bir miting düzenleyeceğiz. Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir parçasından gelecek olan arkadaşlarımızla, Kürdistanlılarla, yoldaşlarımızla, bileşenlerle, kamuoyunda kimler varsa hepsiyle birlikte Ahmet'te önderliğimize, Önder Hocalarına özgürlük, fiziki özgürlüğünü ve halklarla buluşmasını, 3. Dünya Savaşı'nın girdabına girmiş olduğumuz bu günlerde ve bu yılda artık bir barış sesi uzatılacak ve herkesin, sadece Kürtlerin, Türklerin dostlarının değil, sadece Türkiye ve Kürdistan'da değil, Kuzey Kürdistan'da değil, dört parça Kürdistan başta olmak üzere dünyada barışı tesis edebilecek tek bir kişi var. O da şanslı Kürt halkının ve dostlarının önderi Abdullah Öcalan'dır. O yüzden bizler onun fiziki özgürlüğünü talep ediyoruz ve bugünden sonra da arkadaşlar değerlendirecekler adım adım, ev ev, sokak sokak biz Türkiye ve Kürdistan'da bunun çalışmasını yapacağız. Avrupa'da biliyorsunuz ki yürüyüş başlamış. Bütün herkes ayakta, sadece Kürdistan gençleri değil. Sol sosyalist, kendini insan olarak tanımlayan herkes bugün bu yürüyüşlerde yer alıyor. Dolayısıyla biz de bu noktada üzerimize düşen çalışmaları eksiksiz bir şekilde gücümüzün yettiğinden daha fazlasını ortaya koyarak bunu gerçekleştireceğiz. Süreçteki rolü sadece benim uçakla İmralı'ya, o da kontrolü olarak taşımaktı. Süreç kesinlikle NATO tarihinin en önemli operasyonlarının gerçekleştirdiği bir süreçti. Bu o kadar açıktı ki, gidilen yerlerde hiç kimse aykırı bir tavır sergilemiyordu. Sergileyemeyenler anında etkisizleştiriyordu. Ve aynı an azında bir yüzyılda ekonomik hesaplarla hizmet edilebilirdi. Zaten 19. yüzyılda bölgedeki birçok etnik ve mezhepsel sorunların bu yöndeki hem bilgilerimi iyice olgunlaştırdı. Bakın karşımda duran en önemli sorun bunu Türk yönetici elitine kavratabilmekti. Sonuçta her ikisi de sahiplerinin hizmetine ve kullanımına gideceklerdi. Bana bizzat uygulamalar bu yöntemin doğrulanması anlamına geliyordu. Gerek ABD Konseyi'nin yaklaşımları, gerekse Avrupa İnsan Hakları'nın kararları tam da bu politikanın uygulamasına hizmet ediyordu. İki tarafta da kendine sonsuz bağlanma mantığı geçerliydi. Amaç adalet ve çözüm değildi. Savunmalarını daha çok bu mantığa teşhir amaçlı geliştirdi. Hiçbir NATO ülkesinde görünmeyen bir biçimde gladyo örgütlenmesini devletin tepesinden oturtmak iyi niyet ve güvenlik ve izah edilemezdi.